Hepinize merhaba. Bugünkü kısa videonun konusu taşınır mal yönetmeliğindeki değişiklik. Değişiklik bildiğiniz gibi iki kısım. Birinci kısım herkesin bildiği ve önemsediği terör hareketleri, toplumsal hareketler ve şiddet hareketleri esnasında TSK'nın bünyesindeki taşınır malların Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, MİT'e devredilmesi. Bu devir işlemi taşınır mal işlem belgesi üzerinden yapılıyor. Bir de ikinci kısım var. İkinci kısım bana soruyorsanız birinci kısımdan çok daha önemli. Hatta birinci kısım ikinci kısmı perdelemek için konmuş bile denebilir. Buradaki temel husus taşınır mal işlem belgesinin bu ikinci kısımda olmaması, bunun kaldırılması. Bu ne demek? Bu şu demek. Dost ve müttefik ülkelere, bu ülkelerdeki özel, altını çiziyorum, kamu kurum ve kuruluşlara bu belge olmadan, bu belge düzenlenmeden taşınır malların hibe edilmesi, verilmesi hadisesi. Sizin kimliğiniz neyse bu taşınır mallarla alakalı belgede o demek. Bu belgede neler var? Bu malın her şeyi var. Taşınır malın. Nereden alındığı, kimden alındığı, kaç liraya alındığı, nereye depolandığı, kullanım ömrü, kimin sorumlu olduğu. Bunların hepsi bu belgede yazıyor ve bu belge ortadan bu ikinci kısımda kaldırılıyor. Ne oluyor peki? Örnek veriyorum, siz 2 milyar dolarlık SİHA satın aldınız devlet olarak. Dediniz ki ben bunu Libya'daki özel bir kuruma, altını çizerek özel bir kuruma hibe ediyorum Milli Savunma Bakanlığı olarak. Bu Milli Savunma Bakanlığı'nın hibe ettiği 2 milyarlık dolarlık SİHA'larla alakalı hiçbir belge hiçbir yerde olmayacak demek. Yani ne muhalefet ne bu SİHA'ların parasını ödeyen vatandaş ve devlet vatandaş bunu denetleyemeyecek, soramayacak, sorgulayamayacak. Bunu kim bilecek? Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı. Başka kimse bu hadiseyle alakalı herhangi bir şey bilmeyecek. Bu neye benziyor? Tıpkı Varlık Fonu'nun Sayıştay denetiminden çıkarılması gibi. Tıpkı geçenlerde 1,6 milyar dolarlık Kamu Bankası'nın verdiği kredinin ticari sır kapsamında nereye gittiğini, kime verildiğini söylememesi gibi bir hadise meydana geliyor. Ve dolayısıyla siz bunu artık sorgulayamaz hale geleceksiniz. Yıl sonunda size bir bütçe getirecekler. Diyecekler ki biz 10 milyar dolarlık bu kapsamda harcama yaptık. Sen diyeceksin ki muhalefet olarak veya vatandaş olarak nereye yaptınız? Bu kapsamda yapıldığı için bunun belgesi düzenlenmiyor. Kime verdiğimiz, nereye verdiğimiz, kaç liraya aldığımız bunların hiçbiri yazılı değil. Dolayısıyla bunu öğrenme şansınız yok. Benim diyeceklerim bunlar.